bir yerde kralı. Ben etmem. Adnan'a sor. Bak, ben Ziya benim söylerim. Olduğum yerde kimse Ziya Şengül'e laf söylemez. Peki Adnan söylerse kızar mısın? Adnan başka bir ortamda söyler. Adnan için konuşsa orada da müdahale ederim. Hayır, Ziya Şengül'le ilgili Alek'te konuşsa şimdi Adnan ne dersin? Müdahale ederim. O senin abindir, yapma ama derim. Ama Ahmet abinin konuşmuş. Şeyin hakkını yemeyin. Şurada 8 aydır kimsenin kimse, arkasından konuşmadı. Kimse, yani bu helal olsun Ahmet abinin özelliği. Biz de öyle diyeceğim. İbrahim Seten'in ben birlikte, birlikte çalıştığım arkadaşlarıma yapma. Yayında ne dediysem oradan ayrıldıktan sonra aynısını söylüyorum. Birlikte çalıştığım arkadaşlara seni sevmiyorum kardeşim demişsem ki dedim Erman'a, bunu da burada söylemem. Yüzüne söylerim. Peki sana konuşma. Sen öyle yaptın. Peki evet. Seninle çalışanlar sana açık açık söylediler mi? Mesela sen iyi kötü çirkindeki Tuko karakterisi dediler. Yemişim Tuko'sunu, iyisini, kötüsünü, çirkini. Herkes bak. Sen ne demek istediğini anladım. Sen de var ya tam böyle provokatör. Neler hakikaten biliyorsun? Manipülatör, provokatör. Tamam. Ya ben söylüyorum hocam. Siz beni bazen yanlış anlıyorsunuz. Hani bir tek sen anlamıyorum. Sen de yanlış anlıyorsun derler ya. Bu sonuçta Sayın Şamil Tayyar haber üzerine yorum yapabilir. O milletvekilidir. Dokunulmazlığı vardır. Hocam ya bu arada biz haber üzerine bizim yorum yapıyoruz. Aman yani. Biz yorum yaparız. Bir dakika, haber üzerine biz yorum da yaparız. Ben niye yapmayacakmışım? Şey mi burası? Öyle mi? Bak şunu diyemem. Çok iyi yaptı. Ey Türkiye, doğrusu. Dinleyin. Bu Şekip Bozturoğlu gizli tanıktır. Hop derler adam. Hop. Onu diyorum ben. Hani... Hop. Ha. Ben gazetede duyduğum olayı şu anda biz aslında çok ciddi bir aydınlatma işi yaptık. Aynen. Doğrusu. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ortaya Şekip...